bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan, zengin, fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Küçüklüğümüz Şarkışlan Elmalı Köyü'nde geçti, çocukluğumuz. Aynı yastığa baş koyduk, aynı yatakta yattık. Kanımız, canımız bir, büyüdük. 3,5 yıldır. Aramızda bir 4 yaş fark var. Ben ondan büyüdüm ama o benim abim idi. Babamızdı, her şeyimizdi. Canım da abimdi. Riyasızdı, yalansızdı, dolansızdı. Sabırlıydı. Sırtında, boynunda çok gezdim. Osman'ı çok severdi ama ben okuyacağım derdi. Sabahına Kahar Okulu'na giderdi. 6 kilometre yolu sabah giderdi, akşam gelirdi. Sabah giderdi, akşam gelirdi. 6 kilometre yolu. Herkes sınıfta, öğretmen sınıfta. Birisi girdi içeriye. Yanakları soğuktan böyle al al olmuş, kızarmış. Herhalde yağmur da yağmış, ayakları çamurlu. Neredesin oğlum, ne bu dedi. Köyden geliyorum dedi öğretmene. İçeriye girdi, oturdu bir yere. Böyle al yanaklı, şahin bakışlı, kendinden emin, böyle bir sevimli, çok sevimli bir çocuk. Sonra birkaç defa daha böyle geç geldi. Birinde bir Ömer Esen diye bir öğretmene denk geldi. Ne bu kılık dedi, ne vaziyette geliyorsun dedi. Amerika kovboylarına, at hırsızlarına benziyorsun dedi. Durdu, ben Türk'üm dedi. Amerikalı değilim dedi. Ben dayanamadım, kalktım. Dedim ki, daha önce de biliyorum. Bakın dedim, köyden geliyor hocam dedim, arkadaşım. Sen sus dedi, konuşma. Köyden geliyor dedim ve geç geliyor, 6 kilometre yürüyerek geliyor dedim. Bizim dostluğumuz öyle başladı. Babama geldim, dedim ki rahmetliye, demek ki var bir sırrı. Baba dedim, bir çocuk köyden geliyor. Bunu geliş gidişte çok soruluyor. Bizim eve gelse dedim. Adı Muhsin dedim, Elmalı. Rahmetli babası da dedi ki, oğlum dedi, şu çocuğu bana getirin bakalım. Kendi rahatsız idi. Bakayım dedi çocuğun şeyine. Sonra dedi, bozuşursunuz ben karışmam dedi. Bakayım çocuğun ahlakına falan. Bunlar yemeğe getirdi, çocuğu çok beğendi. Getirin, hiç evden bir şeysini de getirmem dedi. Bizden çok Muhsin'le en çok ilgilenirdi. Özel sohbetleri olurdu. Özel dersleri olurdu. Saatlerce, sabaha kadar sürerdi. Hatta biz sıkılırdık yani, böyle bitmez mi falan diye. Manevi olarak rahmetli Muhsin'in biraz böyle yetişmesinde zannediyorum özel bir gayret oldu. Evladım, Allah seni şerden korusun. Bildiğinden şaşma, yiğitliğinden erinme. Hak bildiğin yoldan sakın vazgeçme. Bunu sakın yanından ayırma. Yolun açık olsun.
şehadetinden birkaç gün önce onu banyoda unutmuş, takmamıştı muskayı da. O zamanlar Bozkurtlar diye bir çiftlik akıllarında vardı. Arkadaşlarıyla beraber Hasan Bölücekli. Bozkurtlar çiftliğini nasıl hayal ettik? Çok özel bir yapılanma, bozulmamış bir nesil yetiştirme, tam ideal bir ülkücü gençliğin, ülkücü bir aile yapısının, ülkücü bir dünya görüşünün bütün Türkiye'ye hakim olmasının çekirdeği. Ne acayip günler gördük, geçtiler. Ne tahammül, ne seferi seçtiler. Ne ekin ektiler, ne gök biçtiler. Gün ağardı, zaman doldu, yol yarım. Arı küstü, çiçek soldu, bal yarım. Ben, rahmetli Muhsin, birader Bekir, bir doktor Yusuf, biz bir çekirdeğini başladık. Sonradan ilavelerimiz oldu, hayallerimizle beraber. Zaten rahmetlinin çok yüksek puanla veteriner fakültesine girmesinin sebebi de Bozkurtlar Çiftliği'nin veterinere olan ihtiyacıydı. Ankara Veteriner Fakültesini kazandığımızda hakikaten önemli bir tevafuk yaşadık. Şarkışlı'dan Muhsin Yazıcıoğlu, Kayseri Develi'den Ali Batman, Ordu Mesudiye'den Erol Salih Derici, Nevşehir Topaklı'dan Sahir Solmaz. Hepsi bu arkadaşlar bir hafta içerisinde Ankara Veteriner Fakültesi 1. sınıfında tanıştık. O arada Muhsin Yazıcıoğlu dikkat çeken bir tip geldi bana. Çünkü yani çok kararlı, çok Anadolu'dan dolu gelmiş. Muhsin Başkan ilk geldiğinde sınıfın önünde dikilirken Ali Batman da geliyor yeni, ona soruyor. Diyor ki abi birinci sınıflar nerede okuyor? Benim yakamda Bozkurt rozeti takılıydı. O geldi, onda bir rozet falan yoktu. Benimle ilgilenmek istedi, tanışmak istedi. Daha birinci gündü, kimdir, nedir, bu yakanızdaki nedir derken anlaşıldı ki karşılıklı ikimiz de ülkücüyüz. Bu sebeple hemen birbirimizle tanıştık, ısındık ve aynı sınıfta, aynı okulda idik. Başı açık olsun, örtülü olsun. Hiçbir istismar vesilesi yapmadan hepsi yan yana beraber bu ülkeye katma değer oluştursunlar. Eğitimine katılsınlar, siyasetine katılsınlar, ekonomisine katılsınlar, üretimine katılsınlar. Artık bu çağda başı kapalıyı açmaya karşıyız, başı açığı da zorla kapatmaya karşıyız. Elbette silahlı bir eyleme kalkışmadığı sürece herkes düşüncesinde, inancında, fikrinde, ibadetinde, hürriyet içerisinde olmalı. Herkes inandığı gibi yaşayabilmeli. Biz birbirimizle hakikaten bir hafta içinde kaynaştık. Bütün camia ya da örnek olmaya çalıştık. Dergilerde yazı yazıyordum. Babama o dergideki yazımı okuttukları zaman babam dedi ki, oğlum dedi, buraya yazı yazmışsın. Türkiye'nin dışında 250 milyon Türk olduğunu söylüyorsun. Doğru mu dedi? Evet baba dedim. Türkiye'mizin dışında da 250 milyon Türk var. Nerede bunlar dedi. Baba esir onlar. Bir gün Rusya dağılır, onlar da hür olur, onlarla buluşuruz dedim. Sabahlara kadar dergiyi hazırlardık. 30 bin, 40 bin basardık dergileri. Muhsin Yazıcıoğlu o zaman Hasret Dergisi'ni çıkartıyordu. Bizzat Hasret Dergisi'nin başındaydı. Ve bilgiyi, temayı o veriyordu. Oradan yayın yapılıyordu. Uğrunda can vermeyi gerektirecek bir dava olduğunu o dergilerle daha çok anladım. Bütün teşkilatlar dergiyi okumak zorundaydı. Bu bir emir değildi. Zaten bir talepti. Onlar bizim çok ciddi yayın organlarımız. 100 bin, 150 bin satan dergilerdi bunlar. Biz çok büyük bir kampanya başlatmıştık.
Türk solunu fikir münakaşa zeminine çağırdık. Aylarca basına beyanatlar verdik. Kampanyalar yaptık, afişlemeler yaptık, çağrılar yaptık. TRT Genel Müdürlüklerine mektuplar yazdık. Bizi sol liderlerle karşı karşıya getirin, tartıştırın, milletimiz devlet hakem olsun diye. Sola da dedik ki, gençliğin omuzladığı hiçbir dava yerde kalmaz. Gelin enerjimizi boşa harcamayalım. Ülkemizin, memleketimizin kalkınmasına alın terimizi, zamanımızı yöneltelim. Eller kalem tutmalı, silah değil. Bu kampanyaları açıp arkasından ses bekliyorduk. Yani bir olumlu adım gelsin ki bu biz fikirlerimizi masa başında tartışalım. Aykırı düşünebiliriz, farklı düşünebiliriz. Veya çok ters gelebilir düşünceler birbirimize ama bu başlangıçta vardı hattı zatında. Yani olaylar başlamazdan önce hepimiz bulundukları üniversitede, liselerde bu tartışmalar içerisindeydik. Sonra yavaş yavaş işte kavgalar, dövüşler, yumruklaşmalar, efendim taşlı, bıçaklı kavgalar, arkasından da silahlı kavgalar. Kahve taramaların veyahut da toplulukları taramaların soldan da sağdan da gerçek failler hiçbir zaman bulunamadı. Şimdi bunu sol görüşte kime söylesen ülkücüler taradı. Sağcılardan kime sorsan bu katliamı kimler yaptı diye sorduğu zaman solcular taradı. Hala bu bizim hafızalarımızda yerleşmiş ama hiçbir zaman bunların gerçek katilleri bulunamadı. Hedef gözetmeden, kim olduğunu bilmeden o kahveler ya da evler üzerindeki o cinayetler. Bunlar ihtilale zemin hazırlama faaliyetleriydi. Bunların çoğunun önünü almak istedik. Bazı olaylara başkan müdahale etti. Ben hepsine şahidim. Silahları Muhsin'e doğrulttular. Takır 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 saydılar böyle. Ama bayağı bir hayli Muhsin yere düştü. Biz feryat içinde koştuk, kucakladık, ayağa kalktı. Üstünü silkeledi. Ondan sonra bir şey yok dedi. Ama baktık palto delik deşik, bütün vücut delik deşik. Ondan sonra bir şey var mı diye sorduk. Hakikaten hiçbir şey yoktu. Vücudunda bir tane kurşun yok ama paltoda delinmedik yer kalmamıştı. 14'lü o zaman 9 uzun kurşun kullanmışlar herhalde. Hüseyin Uçar vardı. Süleyman Demirel'in korumasıydı. Onu da Selanik Caddesi'nde şehit ettiler. Bir Kürt ailenin çocuğuydu. Buradan cenazesini aldık. Kar altında, Konya'dan da çok zor kış şartlarıydı. Biz buradan giderken feryat ediyoruz, dağ gibi yiğit, şehit olmuş. Biz gittik, direkt tabutla evlerinin önüne gittik. Kadınların o Kürtçe feveranın üzerine babası dışarıya çıktı. Oradan arkadaşlarımızdan biri dedi ki, oğlunuz şehit oldu. O yaşlı, Osmanlı, yani Allah rahmet eylesin, ölmüştür tahmin ediyorum. O zaman 70 yaşların üzerindeydi. Şehitse niye ağlıyorsunuz dedi. Muhsin Başkan oldum olasın. Kendisi gerçekten fiziki olarak bir hareketin militanlığı olarak çok yatkın bir fiziki vardı. Fakat bir taraftan da çok hassas ve inceydi. Soldan ve sağdan insan öldüğü zaman sağdan ölen bir ülküdaşımızın öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu. Bütün insanlar için ama yakın olduğu arkadaşları için de neredeyse yapmayacağı fedakarlık yoktu. Polis camiasının, emniyetin elinde bizlerin isimleri var. Başta Yazıcıoğlu olmak üzere.
nerede olsa yakalayın hesabı. Oradan biz polisten kaçarken Muhsin'in önünden bir arkadaşımız daha var, Adanalı. İlk gariban mı gariban, iki lafı bir araya getiremez gibi bir tipi de vardı. Onun yakalandığını görür. Düşünün ki o zaman sıkı yönetimde 15 gün içeride, 15 gün tutuyorlar. 15 gün tutulmak bir yönden devam noktasını, okulun devam noktasını zorlarken, öbür taraftan o dönemlerde Kocakları Genel Başkanı değişecek, alternatiflerden biri Muhsin Yazıcıoğlu. Nefsani düşünmüş olsa bırakır giderdi. İsmail yakalandı, onu eziyet ederler, mağdur olur diye Muhsin Başkan da onunla beraber kendini yakalattı. Bundan daha fedakarlık olur mu yani? İhtilal öncesinde ihtilalle ilgili meseleleri de konuştuk. Yani ayak seslerini hissediyor ve duyuyorduk biz. İhtilal bu gece olacak dediler ama dedik hadi bir Genelkurmay Başkanlığı'na gidelim, bir hareketlilik var mı? Gittik Genelkurmay Başkanlığı'nın, bütün ışıkları sönük. Dedik ki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gidelim. Gittik oraya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na. Bir tek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir odanın ışığı yanıyordu sadece. Allah Allah. Biz eve geldik. Ya herhalde bu gece ihtilal yok dedik. Biz geldikten yarım saat sonra hareketlilik başlamış. Rahmetli 12 Eylül'de babam çok hastaydı, bizdeydi. Muhsin de bizim evdeydi ihtilalin olduğu gün. Tabii Muhsin aranıyor o sıra. Bir de kimlik düzenlemiştik. Emrullah, o yakalandığı kimlik. Emrullah Soybayraktar. O işte bizim evde sohbet ediyoruz ama ihtilal bildirisi okundu. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ben kaleme alsam bu kadar güzel yazamam dedim. O kadar güzel, bu kan bitecek gençlik, çektiğim sıkıntıları biliyorsun. Oğlum öyle değil dedi. Muhsin'e döndü. Muhsin çok sıkıntı çekeceksin, çok çile çekeceksin dedi. Dedim ki kardeşim, İlk önce arayacakları isimlerden birisi sen olursun. Sen bu davanın en önemli liderlerinden birisisin. Bir an önce senin yurt dışına gelmen için süratle sen oradan biz buradan bir şeyler yapalım dedim. Şu çok önemli. Dedi ki o zaman hemen yurt dışına çıkaramayacağımız arkadaşlarımızı, yurttaşlarımızı yüzüstü bırakmış olmaz mıyız? Muhsin beni iki gün önünde bir habire arıyor. Ya Cemal amcamı rüyamda gördüm, iyi değil dedi. Cemal amcayı kayıp mı ettik yoksa? Hayır diyorum, gayet iyi. O ihtilal günü başlayan bir süreç, babam bir daha tabii toparlanamadı. 24 Eylül'de babamı kaybettik. Muhsin hiç bize bir şey söylemeden iyi dediğim halde çıkmış. Geldi, doğru yukarı tekke mezarlığına gitti, babamı defnettiğimiz yerde onun cenazesine mezarını ziyaret etmiş, tekrar bizim eve geldi. Ve rahmetlinin dediği daha sonra birçok şeyle tabii yaşadık bunu. Bir evimiz vardı, tam ihtilalden kısa bir zaman önce iki ev tutmuştuk. Hanımla beraber şöyle ikindi vakti gittik, işte onun evini temizleyeceğiz, yemeklerini falan yapacağız. Elbiselerini yıkayacak, temizleyecek. Tam kapının ziline basarken hanım bir dakika dedi. Ne oldu dedim. Ya ben şimdi buradan çıkınca dedi saçlarımı işte bir kuaför bulsak kestiremem. Geç de olur. Bir kuaföre gitsek dedi. O anda içimden ya kapıya kadar gelmişiz zile basacağım neredeyse. Sonra gidelim. Geçiyor ama diyemedim.
Başkanla gündüz beraberdik, sohbet ettik, konuştuk. Gece ben Polatlı Sokak'taki eve geçtim. Bir de tak tak kapı çalındı, bizi aldılar götürdüler. Yarım saat bile sürmedi, başkan da alınmış. O da geldi. Zaten orada dedik, bak kader ayırmıyor. Her yerde beraberiz. Tabii korkunç bir işkenceyi aldılar bizi. Bu arada hemen kuaförde işi bitince Ulus'ta rahmetli Müştak Karabağ avukat. Onun bürosuna gittim, o biliyordu. Muhammed biliyordu, Sahir biliyordu. Erol Dok biliyordu, birkaç kişi biliyordu. Hasan biliyordu evi, fazla bilen yoktu. Müştak abi dedim, hiç tanımadığım bir ses evde. Herhalde dedim, Muhsin'i yakaladılar, eve bir karakol kurdular. Böyle bir şey oldu, buradan arayabilir miyim senin telefonundan dedim. Ara dedi. Telefonu bir çevirdim, başka bir ses, hiç tanımadığım. Biraz konuştum, ha gelsene dedi, gel biraz konuşalım filan dedi. Hemen kapattım, Müştak abi dedim, ne kadar tanıdık varsa hemen hepsini ara, hiç kimse eve gitmesin. O arada Erol eve sigara götürmüş, Erol 6 sene yattı. Ben Emrullah Bey'e falan gelmiştim, saflığa yattık ama yemediler. Oradan aldılar. Ama bende bir sevinç belirdi. Allah, Musun başkanını aldık dediler. Başkanını aldık, gel bakalım. Ben başkanı tanımıyım, Emrullah Bey'e gelmiştim falan filan ama yemedi tabii. Musun başkanı alındığını duyunca çok sevinmiştim. Garip gelecek. Çünkü benden önce yakalanmıştı, evi ben vermemiştim. Böyle o anda emniyete gidiyorum, işkenceye gidiyorum, ızdıraba gidiyorum değil, evin adresini ben vermedim, benden yakalanmadı diye bir mutluluğum vardı. Gözlerimi bağladılar, dışarıya çıkarttılar, araba önce bir kaçmaç ayakları, kaçmayınca arabanın altına arkaya yattılar, dekme, mekme, kelle, tokat. Kurgu gençlikte Muhsin Yazıcıoğlu üzerine kurgulanmıştı sorgularda ve rahmetli Alparslan Türkeş üzerine kurgulanmıştı. Kendisi de yakalanmamış olduğu için de bütün sorular Muhsin Başkan'a yönelikti. Benden sonraki görev yapanları, benim yönetim kurulumdaki çalışanları benimle ilgili böyle ifade almıyor. Beni Türkeş Bey ile ilgili ifadeye, Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bu şekilde ifadelere. Yani bir çete oluşturuyorlar. Sanki ben hiç masummuşum gibi bana böyle bir rol takınıyorlar. Benim ağzımdan birilerini suçluyorlar. Yeni yakalanıp da birileri geldiğinde inşallah Muhsin Başkan değildir diyordum. Çünkü oradan sağ çıkacağına inanmıyordum. Yakalandıktan sonra haftada iki gün mahkemeye giderdik. Mahkemeye giderken kelepçelenirdik arabaya konurken. Tecrit bir arka ben, iki arka o olduğu için dolayısıyla aynı tecritten beraber kelepçelenirdik. Muhsin Bey'in aynı zamanda kelepçe cürümüdür. Cezaevinden hep annemi düşünürdü, mektup yazardı. Çok iyi diyaloğu vardı annemle. Hasretin unutturdu beni bana. Sevgine karşılık veremiyorum. Adet olsun diye olsa da sana layık bir hediye bulamıyorum. Maddi değerleri tek tek arasam, hazırlasam güzel bir buket sana, zümrütten, yakuttan saraylar alsam, değeri ölçülmez yanında anam. Çiçek aradım, dün beklersin diye. Bulamadım taş ve demirden başka, sevgimin ifadesi bir tek hediye, yollayamadım ki inan duadan başka. Cennetle müjdelenmiş analar, sen de gezin cennet bahçelerinde. Ayakların altından aksın ırmaklar, makamın melekler gibi yükseklerde. Şefaatine mazhar ol Muhammed Mustafa'nın, rahmetiyle kuşatsın seni Allah'ım. Yoldaşı ol hurilerle anamız Fatıma'nın, babamla Firdevs bahçelerinde gezin cananın. Saadetle ol dünya ve ahirette. Sana sağlık ve sıhhatler diliyorum. Selam ve sevgiler yollayıp nihayette ta yürekten ana, ana diyorum. Annesini ilk kaybeden öykücüydüm. Benim annem henüz 39 yaşındayken
vefat etti. Ben cezaevine girdikten bir yıl sonra. Bunu da herkes bilirdi. Sıra bana gelince bütün bulaşık nöbetlerini, bütün temizlik nöbetlerine kendisini gönüllü yazar. Nöbet tutan herkese yardım ederdi. Bir gün nöbet tutmasın diye biz uğraşırken o her gün nöbet tutar, her gün her öğünde bulaşık yıkardı. İnsan çok güçlü bir varlık. Eğer inançlıysa çok güçlü insanoğlu. Mesela benim ziyaretçim geliyor, bir haber geliyor veya avukat geliyor, bir haber geliyor. Onu mesela Muhsin Yazıcıoğlu'na duyurmam gerekiyor. Diyorduk ki er komutanlarımıza, komutanım adımı söyle, ne var lan? 19 numaradaki arkadaşıma Ahmet Yenilmez'in selamının olduğunu söyleyebilir miyim? Ben basit bir. Söyleyemezsin lan, emredersin komutanım. Mesaj gitti. Havalandırmaya çıkanlar yahut işte kantine çıkanlar, temizliğe çıkanlar böyle müthiş bir solda da sağda da müthiş alışverişler vardır. Haberciler olur, getirip götürenler. Pusulalar yazılıp getirilir. Mesela çocuğun biri bir pusulayla yakalandı, yuttu. 16 yaşındaydı. Erol. Erol, etlikten Erol. 16 yaşında. Sarışın, güzel bir çocuktu. Pusulayı yuttu diye bunu hamama götürdüler. Hamam sefası diye bir şey vardır. Bilir misin? Yani çırçıkla soyarlar. Suyla da ıslatırlar. Ve onu orada joplarlar. Vücut şişer. Bir arkadaşımızı işkence edecekleri zaman diğerlerini dışarıya çıkartıyorlardı. Sandalyelerde kelepçeyi -15-20 derece o mama şeyde. Bu arkadaşın işkencesi bitinceye kadar veyahut da yapılan bütün işkenceler bitinceye kadar ya orada çıkıp yerimizde rap rap yapıyorduk veyahut da sandalyelerde kelepçeli bir vaziyette otururduk. Hepimizin pantolonu da yaş çünkü hepimiz işkenceden sırayla çıkıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Su döküyorlar. Su döktükleri pantolonu yeniden giyiyoruz. Ve o soğukta yaş pantolonlarla oturuyoruz. Tabii hepimiz uçuyoruz. Kendimiz de değiliz. Bacaklarımız şişmiş. Dev yoldan da mesela bir çocuğu getiriyor. 90 gün işkencede kalmış. Şu kolları yoktu. Afrika'daki aç çocukların bir deri bir kemiği var ya, incecik kollar, kollar kalkmıyor böyle. Filistin askısında kalmış. Kolları kaldıramadı bir ay. Ağzını böyle çorba gibi böyle kaşıkla zorla yedirdiler. Biz oradaki ortamda bir bayan sesi gelmeye başladı. Ve içeriye teker teker götürüyorlardı. Beni de götürdüler. Bir arkadaşımızın bacısı hastalıydı. Ve seninkini de getireceğiz. Ötekini de getireceğiz diye. Ve o kız felç kaldı. Orada dedim ki İşkence herkese, hiç kimseye yapılmama. İşkence bir insanlık suçudur. Biri yargılanıyor. Mahkeme karar vermiş idamına. İşte mecliste ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuluyor. Oraya gittiğiyle ilgili bilgiyi alıyoruz. Bu bilgi bize ulaşıyor. Bundan sonra aradan günler geçiyor. Birdenbire hapishaneye o gün gazete gelmiyor. Ha, bugün gazete vermediklerine göre bizim duymamamızı istemedikleri bir hal var. Tabii onun idama gittiğini hissettik. O zaman bir ağabeyimiz vardı. Edebiyat kuvvetliydi. Ona bir şiir yazdı. Fakat çok güzel, çok duygulu bir şiirdi. Asker korkusundan, asker yakalar diye şiiri yedi. Yaşlı bir ağabeyimizdi. Korkunç bir acı ve ızdırap diyor. Yani anlatılmaz bir, işte bir, sana rağmen çok sevdiğim veyahut da seninle aynı davayı paylaşmış bir insan ölüme götürülüyor ve kolundan tutuluyor, boynuna imlek geçirilecek. Fakat sen hiçbir şey yapamıyorsun, oturuyorsun. Ağzını bıçak açmıyor, iştahın kaybolmuyor, uykun kaçıyor, içine bir karabasan çöküyor, nefes aldığını hissedemiyorsun.
Fakat tabii Muhsin Yazıcıoğlu veyahut da Tecrit'teki diğer bütün arkadaşlarımız da bunları, bu acıyı yalnızca yaşıyor. Ve acı olduğu gibi onlara paylaşılmadan çıkıyor. Tabii koğuşlardaki arkadaşlar bunu paylaşıyorlar beraber. Bu işkenceler, bu zulümler, hatta bazı arkadaşlarımızın şehit olmasına rağmen, bazı arkadaşlarımızın sakat kalmasına rağmen biz dimdik ayaktayız mesajını Başbuğ Alparslan Türkeş'e veriyoruz. Sen de dik dur. Partili ağabeylere veriyoruz. Dik duralım. Gençlikteki kendi kadrolarımıza veriyoruz. Dimdik ayaktayız diye. Ailelerimize veriyoruz. Merak etmeyin, biz bir kutsal davanın neferleriyiz ve burada dimdik ayaktayız. Bu şartlarda bile dimdik ayaktayız diye. Mahkemenin başlandığı gün zaten 2 yıl yatmışsın. 2 yıl sonunda toplu dava nihayet açılmış ve nihayet bir hukuk bekliyorsun. Eziyetle de olsa askeri cemselerle götürülüyorsun. Herkes birbirine kelepçeli. Yine coplar işliyor, yine zor balıklar var. Ama neticede bir mahkeme salonu var. Bu harika bir şey. Sonunda yargılanabiliyorsun. Mahkeme salonuna çıkmak iyi bir şey. Ve o gün hep beraber mahkeme salonuna oturduğumuzda idare bir gaflette bulundu. Türkeşkin'in otobüsü geç geldi. Dedik ki rahmetli Alparslan Türkeş salona girerken hep beraber ayağa kalkalım bir anda ve gür bir sesle İstiklal Marşı'nı söyleyelim. 500'den fazla insanın, seyirciyle, dinleyiciyle beraber belki binin üstündeki insanın bir anda ve en yüksek sesiyle ve İstiklal Marşı'nın musikisini de bir hakkın yerine getirerek okunmasıdır. Çok duygusal bir sahne aslında. Yani bunu çalışmadan, organize etmeden, örgütlemeden bir an yaşanıyor. Bu ana şeyde askerler de o atmosferin içerisinde kaldılar. O zulüm bataklığının içerisinde müthiş bir mutluluk, müthiş bir haz duyduk orada. Peki o zulüm bataklığını oluşturanlar ne oldu? Müthiş bir işkence gördüler. Yani o İstiklal Marşı birilerine öyle bir ilaç, birilerine de öyle bir zulüm oldu ki. Soruşturma açtılar. İstiklal Marşı okuma emrini size kim verdi? Tabii herkes, ben kendiliğimden okudum. Genel bir tavrı vardı zaten başkanın. Başkanın orada zaafa düştüğüyle ilgili, kendilerine eziyet ve işkence edecekler diye sesini alçalttığı veyahut da mülayim davrandığı hiçbir hal olmamıştır. Korkularını, hislerini ve duygularını belli etmeden Muhsin Yazıcıoğlu bir mamak hayatı yaşamıştır. Rahmetli Muhsin Başkan bizden bir sene sonra tahliye oldu. Biz tahliyelerimiz okunduğunda sevinmedik. Birbirimize baktık. Diğer ismi okunanlarla. Bir mahzunluk çöktü. Çünkü birilerini orada bırakıyorsun. Orada 45 dakikada Muhsin Başkan'la da yan yanayız. O 45 dakikada Muhsin Başkan bize
Buralardaki arkadaşlarımız sahipsiz. Oralara sahip çıkacak bir organizasyon kurulmadı. Bugünkü adı Selçuklu Vakfı olan, o zaman Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı, SOGEV olarak vakfımızı kurduk. Galip Erdem ağabey, Allah rahmet eylesin, onun başkanlığında. Açlarımızı doyurabildik, çıplaklarımızı giydirebildik. Dertleşmesi gereken insanların iç yaralarını, yürek yaralarını tedavi ettik. Muhsin Başkan çıktığında böyle bir hazır altyapı vardı ve biz rahmetli Galip abi falan konuştuk. Muhsin Başkan'ı, bu vakfı başkanı yapalım dedik. Çünkü kendisinin de bizler pek politikaya sıcak bakan ve seven insanlar değildik. Muhsin Başkan rahmetli de dahil. Bizim hedefimizde siyaset falan yoktu. Biz siyaset adamı değiliz, onu söyleyeyim. Bizi kader o çizgiye getirdi. Ders verelim, öğretmen olalım. Çekilen acıları paylaşalım. Bu ülke yeniden bu acıları, bu sıkıntıları çekmesin. Derdi ve tasası içerisinde. Hazırlanan bir şey vardı, slogan vardı şeyde, Sivas'ta. Ülkücüler meclise. O sizin, işte siz temsil edecek. O müthiş bir şeydi. Sonuçta bildiğiniz gibi o Milliyetçi Çalışma Partisi bünyesinde milletvekili de oldular. Partimiz MÇP'den, o zaman MÇP'ydi, ömrümüzü verdiğimiz partiden bir takım şeylerde anlaşamadığımız valla, tekrar değişmek istemiyorum, anlaşamadığımız noktasına vardığımızda ayrıldık mı, ayırdılar mı? Şöyle bir şey oldu. Dedi ki, kardeş, eğer Allah korusun ben burada kaldığım sürece veya ben müdahil olmadığım sürece bir tane arkadaşımıza bir operasyon yapılsa, beni mecbur etseler, bu bizi istemeyen ve Türkeş Bey'e karşı dolduran grup bir şey yapsa, ben bunun vebalinin altından nasıl kalkayım? Biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, ne yapmalıyız soruları daha çok öne çıktı. Efendim, bunun için de daha bir dini merkezli düşünce ağırlığı öne çıktı. Gayet nefes alıp verecek kadar hayattaysak, konuşabiliyorsak, Allah'ın emaneti bedenlerimizi, aklımızı, gönlümüzü seferber edip bu gidişe dur demeye mecburuz. Buradan sonra hareket tarzımı değişti ve bu tezle siyasi parti kurmaya karar verdik. Partiyi kurarken iki şeyde anlaşalım başkanım diye şart koştuk. Şart koşma hakkımız vardı Muhsin Başkan'a. Dedim ki, başkanım, o bilirdi benim huyumu. Bir, hayatta açlık grevi yapmam. İki, sabah erken olan hiçbir eyleme katılmam. Bir araya işte geldik, toplandık. Mahtepe'de bir düğün salonuna. Dizildik. Başkan oturuyor, arkasındayım. Eğildim. Dedi, çabuk hızlandırın şu işlemi dedi. Hayırdır başkan? Lan dedi, şimdi Türkeş kapıdan girse içeriye. Hadi lan! Terbiyesizlere bak, yürüyün teşkilata. Ne istifasıymış dese ne yapacağız dedi. Çabuk şunu dedi, bitirelim, yoksa buraya geldi mi ne yapacağız? Şimdi bu saygı, sevgi ve hürmet. Türkeş Bey hakkında hiç aleyhinde bir şey konuşmadı. Yanlışlarını biz konuşurduk, her şeyine katılmazdık. Ama onun o yani baba vasfını veya Türkeş Bey'e yani böyle saygısızlığa birine müsaade etmemesi kesinlikle kimseyi konuşturmazdı onun hakkında. Rahmetli Alparslan Türkeş'in vefat ettiğinde bir hafta susmadı. Döndüm, dedim ki, artık televizyondan seyrediyoruz. Başkan, bak biz ayrılmıştık hani. Dedi ki, oğlum, bizim dedi çocukluğumuz hariç hayatımızın her karesinde dedi Alparslan Türkeş var. Bizim hakikaten çocukluğumuz hariç hayatımızın her karesinde Alparslan Türkeş var. Ve 2-3 sene ayrı kalmışız. Vefat etmiş. Muhsin Yazıcıoğlu ağlamayacak da kimi ağlayacak ya? Arkadaşlar, siyaseti bir fazilet yarışı olarak görüyoruz.
bir benlik kavgası olarak değil, feragat ve diğergamlık olarak görüyoruz. Farz-ı kifaye olduğuna inanıyoruz. Farz-ı kifayenin bize düştüğünü gördüğümüz için bugün bu meydandayız. Ondan önceki çabalar bir araya gelmeyi sağlayamadığı için daha sonra bir heyecan meydana getirdi Türkiye'de. Bir taraftar kitlesi edindi. Ama bu işte çok büyük bir hareket olarak doğmasına imkan vermedi. Eğer bir siyasi olarak, bir parti olarak iktidara gelmekle ilgili tek gayemiz olmuş olsaydı, bizim iktidara gelmemiz ben çok kolaydı diye düşünüyorum. Hatta sonradan bunu tartıştık. Eğer hedefimiz iktidara gelmekse yol bu yol değil, başka yollar bulmamız lazım. Biz iktidara gelmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. O zaman Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte ayrılmış olan Kahramanmaraş milletvekili Ökkeş Şendiller, ki hatip bir insandır aslında, o mikrofonu aldı konuşmak için. Ona iki cümle kurdurmadı oradaki topluluk. Aşırı derecede bir protesto yaptılar. İki cümleyi tamamlayamadı yani. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu mikrofonu aldı. Ökkeş Şendiller'e yapılan protestonun belki 3 katı, belki 5 katı bir protesto. Birkaç dakika sürdü. Rahmetli elinde mikrofon, öyle gayet sevecen bir bakışla evet dediğinde, hani çocuklar tıp oynar ya, aynı onun gibi bütün salon sustu arkasından ne gelecek diye. Rahmetli Yazıcıoğlu konuşmasına başlayıp kendisinden de önce ayrılan Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılan Milliyetçi Çalışma Partisi'nin çok önemli isimlerinden, milletvekilliği, bakanlık yapmış isimleri zikrederek, bunlar için böyle bir tepki koymadınız da bana niye böyle bir tepki koyuyorsunuz dediği vakit, o protesto yapanların elebaşı konumunda olan birisi kalkarak, burası çok önemlidir, başkanım diye hitap ederek, kendinizi onlarla mukayese etmeyin. Biz seni protesto ediyorsak, senden ayrı düşmenin acısına dayanamadığımız için ediyoruz. Giden gidebilir ama biz seni kaybetmeye dayanamıyoruz demiş. O zaman ben anlamıştım ki Muhsin Yazıcıoğlu o salona gelmekte neden tereddüt etmedi. Merak etmeyin, bir şey olmaz, neden dedi. Çünkü o topluluğu tanıyordu. Çünkü o gönüllerde kendinin yerini biliyordu. Aynı kaderi paylaştığımız, zorluklara birlikte göğüs gerdiğimiz kardeşlerimiz üzerinde şeytanca oyunlar tezgahlanıyor. 1000 yıldır Anadolu'da tek millet halinde yaşadığımız bu kardeşlerimize karşı tarihin bizlere yüklediği bir vazife vardır değerli arkadaşlarım. Bu insanlara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Onları eşkıya çetelerinin maşası olarak kullanmak isteyenlerin elinden onları kurtarmak zorundayız. Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimiz de bölünme kabul etmez, bir bütün meydana getirerek bölünme kabul etmeyen bir millet olma zorunluluğumuzu ortaya koymalıyız. Doğu ve Güneydoğu'nun büyük bir kısmıyla beni görevlendirdi. Tabii benim şöyle de bir avantajım vardı parti için, rahmetli için. Ben Kürtçe de konuşabiliyorum. Bölgede meramı daha rahat anlatıyorum. Mesela ben bir gün Batman'da televizyona çıktım. Dedim ki arkadaşlar, ben de Kürt kökenli birisiyim. Ama Kürtçü değilim. Şu anda karşımdaki muhabir dedim bana Kürtçe soru sorabilir. Yani bu adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor acaba bizi mi? Ben de dedim Kürtçe cevap verebilirim. Dedim ki bazı şeyleri iyi görmek, iyi okumak lazım. Ben Kürt kökenliyim, Kürtçü değilim. Benim hanımım da dedim Türk. Şimdi bizden olan dedim 3 tane çocuk var. Birinin adı Ömer, birinin adı Muhammed, birinin adı da Pınar. Şimdi bunlara nasıl bir soy belirleyeceksiniz dedim. Bu Kürt müdür, Türk müdür, ne olacak dedim. İnsan olmamız yetmez mi dedim.
Türk olmaktan önce, Kürt olmaktan önce insan olmak lazım. Güneydoğu'da eşkıyanın akıttığı kan bizim kanımız. Bizim annelerimiz, bizim kardeşlerimiz katlediliyor. Araya suni olarak çekilen engelleri, duvarları aşıp, kıblesi bir, Allah'ı bir, peygamberi bir ve dün tevhid bayrağı altında nasıl beraber olmuşsak, bugün de aynı duygular içerisinde yaşayan bu kardeşlerimizle İslam'ın engin kardeşliği düsturunda kucaklaşmak, bizi bekleyen aydınlık geleceği birlikte kurmak istiyoruz. Ben Tunceliyim, Kürt kökenliyim, kısmen Alevilik var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun gönlünde bir Türkmenin yeri kadar bir Kürdüm diyen, kendisini Kürt olarak gören insanın yeri olduğuna inanmasam vallahi beraber olmaz. Alevi kardeşime sesleniyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun gönlünde bir Sünni'nin yeri kadar bir Alevi'nin de yerinin olduğuna inanmasam vallahi beraber olmam. Muhsin Yazıcıoğlu bana maaş vermiyor. Muhsin Yazıcıoğlu bana villalar şunlar bunlar vermiyor. Muhsin Yazıcıoğlu bana insanlık için, adalet için, insanların mutluluğu için, mazlumlar için, ağlayanlar için var mısınız? Dedi. Biz de onun samimiyetine inandık ve onunla beraber varız. Bu varlığımız da ifade ettiği cümlelerin aksini görünceye kadar beraber olacağız. Ne zamanki söylediklerinin aksini kendisinde görürüz, o zaman bırakırız. Elhamdülillah yanılmadık, öyle bir aksilik de görmedik. Şerefiyle bu milletin mücadelesini verdi, şerefiyle öldü ve Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Ben kaderime küsmemişim, ben devlete küsmemişim. İnandımsa yaparım, bedeli neyse katlanırım demişim. Bu kadar yıldan sonra 55 yaşına gelmişim. Şimdi bu mücadeleyi daha sürdüreceğiz millet adına. 2 saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok. Ben fırıldaklık istemem. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter düştü. Evet, kazada Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ancak çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberler gelince ilk ben televizyonu açar açmaz Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçağı düştü dediler. Benim dizlerim titriyip duruyordu altımda dedi. Muhabir İsmail konuştu. Efendim, Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştü. Kardeş acısı bu kadar mı olurmuş? Bana yaşattı. Televizyonu açtım. Kazayı duydum. Zaten Ertuğrul Erol abiyle atladık gittik Ankara'ya. Mahir damatlar aradı. Çabuk partiye gel, başkan helikopteri düşmüş dedim. Öyle partiye indim. Hiç ihtimal vermedim. Muhsin Başkan mutlaka oradan çıkar, kayar, yürür. Ayarında bir kırık bile olsa bir tedbir alır. Kesinlikle bir çözüm budur. Bir yere ulaşır ve bize bir haber ulaştırır diye bekledim ben. Kayseri Valisi'nin bir açıklaması. Ayağı kırık, işte kaburgaları kırık bir vaziyette. Bu bizi çok rahatlatmıştı. İşte Kayseri'ye getiriyorlar demişlerdi. İşte burada Mahir Abigiller falan tabii işe müdahil oldular. Bizler onların yanlarındaydık. Tabii 5 dakika 10 dakika bir takip ediyoruz. Ben hemen atladım, Türkiye'ye geldim. Artık buradan arkadaşlarla hep birlikte takip etmeye çalıştık. O toprağa girmeden ben başımı yastığa koymayacağım dedim. Ve 5 gün bir saniye uyku uyumadık. Tek bir saniye uyku uyumadık. O karların üstündeyken, o dağdayken biz yastığa baş koyamazdık ve koymadık da.
İnanıyorum ki on binlerce seveni şöyle düşünmüştür. Keşke o helikopterin içinde ben de olsaydım. Hey dedim Muhsin Yazıcıoğlu, sana zaten yatakta ölüm yakışmazdı dedim. Sen dedim şehit olmak zorundaydın zaten. Hayat tarzım bunu gerektiriyor dedim. Ancak bunu diyebildim. Cenazesini havaalanından organizeyi de bana verdiler. Emniyetle falan da üst düzeyde orada görüştük. Havaalanından almaya gittim. İşte diğer arkadaşlarımız, şehitler de geliyor. O alanda insanlar bekliyor. Herkes Mısır başkanı almak istedi. Hayır dedi. Asker, emniyet bildiğine Mısır başkanı verin. Niye dedi? Mısır başkanı verirsen diğer şehitlerimi kaldıracak arkadaş kalmayabilir dedi. O en arkadan gelecek dedi. Bana kızdılar. Ya başkan almıyoruz. Önce öteki şehitlerimiz çıkacak. Önce ötekilerin uçaktan aldık. Sonra başkanım. Vefatından 15 gün kadar önce büyük oğlumla Ankara'ya gittim. İşimizi bitirince derviş ismi dedi ki baba dedi şuradan Muhsin amcama bir uğrayalım. Bir ziyaret edelim dedi bir yerini öpeyim. Vardık ben rahatsızdım biraz. Odasında oturduk hatta Firuze de o anda oraya geldi. Otururken dedi ki ya sen dedi ne bu dedi kendine dikkat etmiyorsun sağlığın bozuk. Ben de dedim ki başkan sen dedim ne dersin. Hep dedim önceden birileri gidip seni karşılamak istersin. Kendisine ona alışkınsın dedim. Ben dedim inşallah önce gideceğim de seni dedim karşılayacağım dedim ben. O da bana dedi ki der olan ne öyle diyordu da kimin ne olacağını Allah bilir. Ondan sonra bu oldu işte. Vefatından 18 gün önce Konya'da bir programlara katılmıştık. Uğramadığımız belde ilçe kalmadı neredeyse. Konya biliyorsunuz Türkiye'nin en fazla beldesi olan 192 seçim bölgeli bir yer. En son akşam bir yere toplandık. Sanayinin içerisinde birinci katta işte 400-500 kişilik bir sofrada yemek yiyoruz. Orada tabii arkadaşlar böyle sıcak ortamda oluşunca dediler ki ya başkanım biz ne zaman iktidar olacağız? 20 sene oldu. Dedi ki arkadaşlar ölümlü bir dünyadayız. Bugün varız yarın yokuz.
Bir gün biz de ruhumuzu teslim ettiğimizde Hakk'ın divanına çıktığımız zaman Cenab-ı Allah, ey kulum Muhsin, sen niye iktidar olmadın diye bana sormayacak. Ey kulum benim için ne yaptın diye sorduğunda, ya Rabbi, eksiğiyle doğrusuyla, yanlış da olabilir, eksik olabilir, noksan olabilir, hatalı olabilir ama doğru bildiklerimi dağ, taş, dere, tepe, köy, kasaba gezdim, gece gündüz demedim, anlattım. Ama bu kulların var ya, bu kulların deyip salondakilerini gösterip bana inanıp oy vermediler dersem siz ne yapacaksınız? Demişti. Ölmeden bir ay kadar önce bir arkadaşın cenazesini mezarın başındayken bir kısmı bende mahfuz sözlerini bana karşıdan gel buraya gittim yanına. Sanma ki torunları göreceğiz dedi. Torun falan görmeyeceğiz dedi. Kafanı yorma başkanım dedim. Yaptığım hizmetlerden sonra nasıl olsa yerimiz cennet dedim. O kadar emin misin dedim. Eminim dedim. Ya bilmeden dedi birine dedi. Yanlış yaptıysak. Ama gene de herhalde en kötü cennetle cehennemin arasındadır. Mezar taşlar oluruz, biraz bize basarlar ama gireriz lan dedi. Gittiği yerde inşallah rahat eder. Kabullenmek zor geliyor. Bazen de kendi kendime teselli ediyorum. Diyorum abim önden gitti. Beni orada karşılayacak. Yabancılık çekmeyin diye. Onun için önden gitti diyorum. Ben düşünüyorum Cenab-ı Allah'ın huzurunda. Mecliste gene sekreter bu tören yapacağızdı. Buraya herkesin girmesi olmaz, belli bir sayıda insan ancak alabiliriz dedi. İşte bir protokol yaptım kendi sözlü protokol. Dedim ki bizde protokol yok. Muhsin Başkan'ın cenazesine herkes eşit. Onun için ben protokol listesi veremem. Vermeyeceğim. Peki nasıl insan alacağız dedi. Ben cenaze arabasında olacağım dedi. Kapının önüne gelince meclisin kapısında duracağım. İçerinin dolduğunu hissettiğiniz anda, yeter dediğiniz anda arabayı hareket ettiririm. Siz kapıları kapatırsınız dedi. İçeriye giren bizim protokolümüzdür. Başkanı Gazi Hastanesi'nden alıp arabaya koyarken biraz tüm hastane personeli orada bakıyordu hastalar. Fakat gözümün önünden bazı sahneler hiç gitmiyor. Arabanın önüne oturdum. Tam çıkacağım. Baktım ki hastanenin yan tarafında eline serum şişesini almış. Başkanı el sallıyor. Sonraki ayağa kalkmış. Yolda herkesin sevgileri var, muhabbeti var. Anıtkabir'in altından meclise doğru geçiyoruz. Arabada olduğum için, ben de olduğum için herkesi görme şansı. Anıtkabir'in alt hizasına geldik. Askerler bahçede çalışıyorlardı. Birisi dikkat çekti. O askerler koşarak yolun kenarına geldi. Ellerinde kürek kazma. Esas duruşta. Başkan meclise geldi. İçeriye girdik. Mecliste bir slogan patladı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. O anda siyasete ilk atıldığımızda başkana bir afiş hazırlatmıştık. O inançlarımızı meclise taşıyacaktı.
meclise taşınmıştı. Meclisin bahçesinde ya Allah, bismillah, Allahu ekber sloganları söyleniyordu. Buradan Kocatepe'ye binlerce insan, milyonlarca insan, emniyet kayıtlarının bana verildiği rakam milyonu aştığını söylemişti. Allah Resulü de demiyor mu ki öldükten sonra amel defteri kapanır, ancak işte o ancağın tezahürünü görüyoruz biz. Demek ki iyi şeyler yapmış ki Muhsin Yazıcıoğlu. Ve o kabir başında neler konuşulduğundan biz haberdarız. Devamlı orada olduğumuz için. Tanımadığımız birçok insan. Ölümüyle ve halen mezar başındaki gelip gidenlerle, her kesimden, hayatta ummayacağınız tiplerle Taceddin Dergah'ın mezar haziresinde insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar insanın gönlünü fethettiği, tahmin ediyorum Türkiye'de en çok birebir insana iyilik etmiş veya derdiyle ilgilenmiş bir kişidir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dostu dedikleri, düşman dedikleri hepsi kes Muhsin Yazıcıoğlu için üzülüyor ve bir araya gelmişti. Dedim ki, ya Rabbi dedim, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bize bir mesaj gönderdi. Demek ki bir millet bir şeyle ilgili bir araya gelebiliyor. Bir şeyi bahane ediyor bir araya. Şu anda Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün insanların bir araya geldiği bir an mı? Bir sebep fark ettiğin zaman bu oluyorsa, bu sebeplerden biri de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili oluyorsa, bundan sonraki hayatımızda biz bu bir anları çoğaltmak için ne gerekiyorsa yapalım. Rahmetli Muhsin'e Rabbim böyle bir hizmeti nasip etti. Hala Muhsin orada nutuk atıyor. Hala Muhsin orada gönüllerde birliği temin ediyor. Muhsin'in cenazesi, cenazesinden sonraki kabir ziyareti sosyal demokratını da, Alevisini de, Sünnisini de, her farklı fikirden olan insanı da kabrine getirmek suretiyle Muhsin müthiş bir gönüllerde birlik ve beraberlik meydana getirmiştir. Genelkurmay Başkanı gelmişti. Mamak'taki işkencelerden özür dilemek için sanki. Raşa Necevit gelmişti. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi, Alevisi hepsi oradaydı. Ama bir kişiyi gördü. Senin ne işin var lan burada dedi. Mamak da bize işkence yapanlardan biriydi. Helallik almaya geldim dedi. Bu delikanlı bir adamdı dedi. Baktım, daha önce düşman gördüğüm PKK'lı diye itham ettiğim insanlar vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nu düşman olarak gördüğüm generaller vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı partinin bütün insanları ağlıyordu. Doğru Yol Partisi'nin içerisinden gelmiş insanlar ağlıyordu. Rahşan bir köşede elini bağrına koymuş duruyordu. Öbür tarafta bir bekçi, öbür tarafta bir zengin iş adamı, öbür taraf ve mahşeri bir kalabalık. O herkese mal olmuştu. Cenaze arabasının önüne giden 45 yaşlarında bir bayan. Merak ettim, arabadan indim, önüne gittim. Bu kadın kim diye baktım. Göğsünde kocaman Atatürk resmi. Diğer tarafında Altok. Elinde Muhsin Başkan'ın resmi. Muhsin Yazıcıoğlu bana bunu anlatsaydı ben anlayamazdım ki. Sana anlatsaydı böyle anlayamazdı ki. Ölümüyle her şeyi anlattı bize zaten. Toprağa indim. Kafa kısmındaydım. Oraya korken herkes yukarıdan bağırıyordu. Bunu dökebilir miyim? Şunu dökebilir miyim? Kimi Kabe'den getirdim? Kimi Kerkük'ten getirdim? Kimi Azerbaycan'dan getirdim? Ondan sonra döküyorlardı. Zemzemler, şunlar, bunlar hepsi. Hepsinin üstümden aşağı dökülmesi de bana nasip oldu.
Ben de gördüm. Burada birileri kafalarına sarık takmış, çeşitli cübbeler falan. Biz de aşağı inmek istiyoruz. O bizdendi, o bizdendi. Ama herkes bizdendik. Her türlü tarikat mensubu orada. Her türlü İslami ekol sahibi orada. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si, Çerkes'i, hepsi orada. Ve hepsi diyor ki o bizdendi, biz de aşağı ineceğiz. Benim bir kardeşimin, çok sevdiğim bir insanın böyle bir mesaj, böyle bir özet hayatıyla ilgili, böyle bir ana fikir vererek gitmesi kadar benim mesut ve bahtiyar edemiş olmadı ki. Rabbim binde biri kadar bir mesaj vererek de beni göndersin inşallah. Hiçbir kimseye nasip olmayan bir neticedir Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Gece 12'de de, gece 1'de de gitseniz Muhsin'in yanında ona Fatiha okuyan, onun makabrini ziyaret eden, onunla sohbet eden, onunla konuşan, onunla eski hatıralarını yad eden, ona nasıl hitap ediyorsa, ya reis ne yatıyorsun burada ya, kalk diyecek şekilde ölçüyü kaçıran insanları mutlaka rastlarsınız. Gece 2'de de sabah namazında da bulursunuz. Politikada başarılı olamadı Muhsin Yazıcıoğlu ama siyasette, inancında başardı ve zirvete gitti. Allah rahmet eylesin. Muhsin Başkan'ı kaybetmek bizim için arkamızdaki bir dağın yıkılması gibi oldu. Ülkücü hareketin o gün sahipsiz kaldığını düşünüyorum ve hala bir sahibimiz yok. Tarif edemiyorum ki. Nasıl tarif? Bizim kardeşliğimiz İbn Erkam'ın evinde çıkarlar gibiydik. Biz öyle hissediyorduk kendimizi. Biz 20 yaşlarında devlet yönetme cesaretini veyahut da hiç olmazsa düşüncesini kafamızda taşıyan insanlardık. Birbiri için ölmeyi şeref bilen insanlardık. Onu nasıl tarif ederim ki? Muhsin kardeşimdi. Yani insan diyelim ki benim acaba öz kardeşimi kaybetsem bu kadar ben özler miyim? Eşimi, çocuklarımı kaybetsem bu kadar özler miyim? Ama bizim yaşadıklarımız bir iki insanın asla yaşayamayacağı bir kader ki. Nasıl yani? Kader birliği, kardeşlik, sevgi, muhabbet, yani anlatılmaz bir şeydi. Kardeşimi kaybettim. Yoldaşımı kaybettim. Ben ondan başka başbakan düşünemiyorum mesela. Ya biz dünya ahiret dostuyuz. Ya yani öyle düşünüyoruz. İnşallah öyle de olacak diye düşünüyorum. Ya onun ölümüyle tabiri caizse ben yetim kaldığımı söyleyebilirim. Babam Muhsin Başkan'dan sonra vefat etti. İkisi de gitti. Benim şu anda yok dayanak diyebileceğim, güç diyebileceğim. Sağ olsun eşimiz, dostumuz çok ama onun gücü. Darda kaldığım gibi ben biliyordum ki Muhsin Yazıcıoğlu var. Vallahi ne diyeyim, kalbimi gömdüm. Gönlümü gömdüm, milletimin, yani bu milletin liderini gömdüm, abimi gömdüm. Yani bir insan için mukaddes değerlerden sonra bir insan ne ifade ediyorsa Muhsin Yazıcıoğlu benim için oydu. Bir beden vardır. O bedeni ayakta tutan ruh var. Biliyorsunuz. Çünkü beden bir ceset. Biz ruhumuzu kaybettik. O bedenlerimizin içindeki ruhtu. O bir Muhsin Başkan diye bilinir ama o bir Muhsin Başkan değil. O bir abiydi, abi. O bir arkadaştı. O bir dağdı. Sırtımızı verdiğimiz, yaslandığımız bir dağdı. O bir abi değildi. O bir dosttu. O kim düşerse elinden tutar kaldırırdı. Ama kendi düştü,
kendini kimse kaldıramadı. Tabii bunlar bir taraftan da komik durumlar. Koskocaman ülke nasıl oluyor da böyle bir kazaya çabucak ulaşamıyor? Kazasında 3 gün boyunca bulunamaması devletimizin, devlete küsmüyorum, devlet her zaman bakidir. Fakat bu 3 gün boyunca bu dağda karlar içerisinde bekleten yetkililere küsüyorum. Kırgınlık. O ömrünü milletine adadı, davasına adadı. Ama bir kere lazım oldu devlet ona, ama devlet ona ulaşamadı. En acı gelen de oydu bize. Hayatını devletine adadı, hayatını milletine adadı. Ama bir kere lazım oldu, orada da devleti yoktu. Başka niye adamdı? Başka niye? Allah rahmet eylesin. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, sonsuzluğum.